Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Videogren YouTube kanalında yine bir Instagram fotoğraf değerlendirmesinde birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta boyunca paylaşılan Videogren alt çizgi minimalizm etiketli fotoğrafları konuşmak için ve haftanın öne çıkan 10 fotoğrafını, 10 fotoğrafçısını burada yorumlamak için bir aradayız. Herkese çok teşekkür ediyorum. 700'e yakın fotoğrafın paylaşıldığı bir hafta oldu. Oldukça keyifli, oldukça güzel fotoğrafların yer aldığı bir e, paylaşım haftasıydı. E, yine e, yayına başlamadan önce, sizlerin fotoğraflarını konuşmaya başlamadan önce e, birkaç hatırlatmam olacak. Bu hatırlatmaları tamamladıktan sonra e, yine fotoğrafları konuşmadan, Minimalizm dediğimizde ne anlıyoruz nereden geliyor bu yaklaşım ee, hangi yolları kullanarak fotoğraflarda minimalist bir yaklaşım sergileyebiliriz gibi böyle birkaç noktayı e, konuşmak istiyorum Ondan sonra sizlerin fotoğraflarını konuşacağız ki o başta konuştuğumuz bölüm fotoğrafların değerlendirmesini yaparken hangi kriterlere dikkate aldık ee, neleri gözeterek fotoğrafları seçtik bilgisine de yardımcı olmuş olabilelim diye. Evet e, hemen şöyle e, kadroya da bakıp herkese tekrar merhaba diyorum bir pazar klasiği gibi e, konuşuyoruz son haftalarda e, zaten evdeyiz dolayısıyla da e, akşam 21'e kadar geç saate kadar beklemeyelim öğleden sonra bu değerlendirmeleri bu muhabbetleri yapabilelim diye. Biraz erkene aldık yayınları. Çok sağ olun. Sizler hep buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz onun için de. Evet ufak ufak hatırlatmalarımızla başlayalım diyerek. Yine YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı ve eşe dosta arkadaşa YouTube kanalımızı tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Özellikle yeni videolar, yeni programlar hazırlıyoruz. Kafamızda şöyle küçük bir şey koyduk. Şu anda yanılmıyorsam 3700'e yakın bir abonemiz var. Sizlerin desteğiyle bu sayıyı 4000 yapalım. 4000'e ulaştığımızda o yeni programları e, yayınlamaya, sizlerle paylaşmaya başlayalım istiyoruz. Onun için şöyle biraz daha destek vermenizi rica ediyoruz. Sosyal medyada hesaplarımız var biliyorsunuz. Instagram, Twitter ve Facebook'ta buralara da vereceğiniz desteklerle. Burada yaptığımız paylaşımları sizler de paylaşarak daha fazla fotoğraf dostuna ulaşma şansımız olacak. O konuda da ilginizi rica ediyoruz. Son dönemin nasıl diyelim daha gözde sosyal medya, medya ve haberleşme mecrası Telegram'da da bir kanalımız var. E, linkini görebiliyorsunuz. https tme videogren diye. Bu kanala girdiğinizde her gün bir fotoğraf ipucu sizlerle paylaşıyoruz. Ee, bir fotoğraf oluyor. Onun altında e, o fotoğrafın nasıl çekildiği ve o konuları çekerken nelere dikkat edilebileceği gibi bilgilerin olduğu daha sonra da farklı paylaşımlar ve ufak yayınları da yine bu kanalda yapma şansımız olacak. Telegram kullanan dostları da Videogren kanalına bekliyoruz. Farklı mecralarda vereceğiniz destekle daha fazla dosta ulaşma şansımız olacak. Bu da bizi daha yeni ve daha keyifli etkinlikler ve paylaşımlar yapmaya motive edecek. O nedenle bu destekleriniz önemli. Ee, geçtiğimiz hafta söylemiştim web sitemizde ufak bir problem var diye sağ olsun Serkan arkadaşımız onu halletti yavaş yavaş web sitemiz normale dönmeye başladı önümüzdeki haftadan itibaren de portfolyo paylaşımlarına tekrar başlayacağız sizlerin de yaptığı çalışmaları eğer fotoğraf dostlarıyla paylaşmak isterseniz bize ulaştırmanız burada koşulları var artık biliyorsunuz diye tahmin ediyorum ee, iletirseniz biz de hem web sitemizde hem sosyal medya hesaplarımızda e, bu çalışmanıza yer vermek isteriz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği online seminer ve atölye programları tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki iki hafta içerisinde yeni birçok program başlayacak. Onları kısaca hatırlatmak istiyorum. Özellikle dijital teknolojide fotoğraf düzenlemesi yani çektiğimiz bir fotoğrafı daha etkili hale getirmenin yolu onu bir görüntü düzenleme programıyla işlemekten geçiyor. Dolayısıyla da sevgili Murat Pulat Hoca'nın yaptığı atölyeleri hararetle tavsiye ediyorum. Photoshop giriş seviye bu konuda henüz hiç bilgisi olmayan dostlar için iyi bir alternatiftir. Yarın akşam başlayacak olan iki oturumluk bir programdır e, aklınızda olsun isterim e, önümüzdeki hafta sonu RAW fotoğraf işleme atölyesi var özellikle RAW çalışmak dijital fotoğrafçılıkta bu işin karanlık odası gibi dolayısıyla da çektiğimiz fotoğrafın daha detaylı daha ışık yönünden güçlü daha görsel kalitesinin yüksek olmasının yolu RAW çalışmak ve tabii ki bu RAW'u iyi işlemekten geçiyor. Bu nedenle de RAW fotoğraf işleme atölyesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yine geçtiğimiz günlerde hemen hemen her oturumda hatta bugün de birkaç fotoğrafta konuşacağımız ya fotoğraf iyi ama daha iyi siyah beyaz olarak işlenebilirdi dediğimiz noktanın karşılığı yine Murat Hoca ile siyah beyaz çevrim atölyesidir. 8 ve 11 Şubat akşamları iki oturum olarak gerçekleşecek. Bilginiz olsun isterim. Temel fotoğraf bilgilerine sahip olan ve bu bilgileri geliştirmek isteyen dostlar için 3 oturumluk ileri fotoğraf. Teknik olarak ışık konusunda daha iyi sonuç almak isteyenler için etkili ışık kullanımı ve fotoğrafa yeni başlayacak olan dostlar için de temel fotoğraf semineri yine fototrek.com sitesinde detaylarıyla yer alıyor. İlginizi bekliyor. Diyerek bu akşamki değerlendirmemizin konusu olan minimalizme biraz girelim istiyorum. Şimdi bu minimalizm hikayesi nereden başlıyor? Çok kısa bir bilgi olarak söylemek istiyorum. Bu 1970'lerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde orada milli sanat gibi kabul edilir fotoğraf ve birçok gelişimi, birçok değişimi, birçok akımın başladığı yer olarak söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup fotoğrafçı klasik kompozisyon yaklaşımlarını yani görsel olarak görüntüyü ve konuyu yücelten estetik arayışları reddederek daha sade bir anlatım yolu ararlar. Ve bu arayışa da ve bu çalışmalarda ürettikleri fotoğrafları da genel bir başlıkla toplamak için düşük grafik tarz denilen bir yöntem öne sürerler. Ee, bu tarzın içerisinde herhangi bir görsel oyunla, görsel bir hareketle, kullanılan objektifle ya da ışıkla ya da başka bir şeyle görüntünün daha etkileyici, imaj olarak daha güçlü olmasını değil konu neyse onu sunmayı hedeflerler. Bunu yaparken de e, hayatın içerisinden sıradan konuları seçmeye çalışırlar. Bunun ilginç örnekleri daha sonradan internet üzerinde araştırırsınız diye not olarak söyleyeceğim. Edward Ruscha işte Nine Swimming Pools 9 yüzme havuzu işte 34 gas stations falan diye böyle benzin istasyonu ya da parklar falan gibi küçük kitaplar hazırlıyor. Robert Adams'ın yine benzer çalışmaları var. Stephen Shore'un benzer yine bu akım içerisinde ve herkesin kendi ortak ürettiği çalışmaları sergiledikleri işleri var. Ve Nicholas Nixon'ın şehir fotoğrafları var. Düşük grafik tarz denilen ve dediğim gibi... E, görsellik katacak herhangi bir müdahaleyi reddeden çalışmalar. Bu düşük grafik tarz elbette sadece konuyu göstermek ve bir anlamda onun gerçekliğini aktarmak niyeti taşıdığı için biraz e, taraflı bir bakış da olabiliyor. O nedenle de bunun e, karşısında olan kişilerin en büyük şeyi o e, savunması o. Ve diyorlar ki ya siz sadece gerçeğin böyle anlatılacağını o zaman dayatmış oluyorsunuz insanlara diyor. Ve son dönemde de çok sıklıkla karşılaştığımız bu karmaşık, karışık kadrajlar, yüksek kontrastlar, gölgelerin ve silüetlerin kullanıldığı fotoğraflar, biraz Alex Webb tarzı gibi fotoğrafların da olduğu, yüksek grafik tarz denilen bir karşı akım da başlıyor. Elbette bu düşük grafik tarz denilen yaklaşım daha sonra e, fotoğrafta farklı bir şekilde de karşımıza çıkıyor ki o işte bizim aslında mimaride ve diğer sanat alanlarında tasarım çalışmalarında gördüğümüz minimalizm oluyor. Şimdi minimalizm e, tasarım söz konusu olduğunda yani diğer grafik ve görsel sanatlar da işin içerisine dahil olduğunda Burada gördüğünüz başlıkları içeriyor aslında. Yani indirgeyici, temel unsurlara varana dek arındırılmış, öznel olmaktan çok yani bizim bütün fotoğraflarda hedeflediğimiz benim de derdimi anlatan görüntü olsundan çok nesnel, konunun ne olduğunu gösteren, süslemelere karşı olan, e, geometrik olarak konuları soyutlayan ve boş alanları çok kullanan bir tarzı ifade ediyor. Bunu biraz fotoğrafa uyarladığımız zaman fotoğraftaki minimalizmi böyle beş farklı başlıkta görebiliyoruz. Bunlara birer tane de örnek göstermek istiyorum ki daha sonra konuşacağımız sizlerin fotoğraflarında bu olmuş ya da olmamış dediğimde neyi kastettiğimi daha net anlatabilmek istiyorum o nedenle. Şimdi fotoğrafta minimalizm beş şekilde yakalanabilen bir anlatım yolu. Bunlardan bir tanesi elbette konu olarak daha minimalist. Yani daha küçük bir başlığı seçmek. Çektiğiniz fotoğrafta kadrajın içerisinde çok küçük bir alanı kaplayan ama konunun bütün yükünü taşıyabilecek olan bir özne minimalist bir yaklaşım olarak kabul edilebilir ki bu akşam sizlerin fotoğraflarına bakarken buna dair de bayağı bir örnek üzerinden konuşacağız. Ancak ne kadar olmuş, ne kadar olmamış örnek fotoğraflar üzerinde söylemeye çalışacağım. İkinci bir yöntem karşımızdaki herhangi bir konudan aynı tasarımda konuştuğumuz söylediğim gibi yani sadece ana konuya tek bir noktaya indirgeyecek kadar çevreyi soyutlayan bir yaklaşım. O genel konu içerisinden küçük bir alanın gösterilmesi de yine minimalist bir yaklaşım olarak kabul edilebiliyor. Çektiğiniz bu minimalist fotoğraflarda ton ve renk tutarlılığı olması gerekiyor. Bugün birkaç tane fotoğrafta söyleyeceğim bunu. Evet burada küçük bir konu kullanılmış ama çevredeki diğer renkler ve tonlar o kadar canlı ki biz bu konudan çok fotoğrafın o süslü atmosferine bakıyoruz. O nedenle bu minimalist sayılamaz diyeceğim fotoğraflar var. Bu tutarlılığı baz alarak söyleyeceğim noktalardır diye bilmenizi istedim. Kullanacağınız kadraj içerisindeki temiz grafik çizgiler eğer çok abartılı ve çok e, işte bir oradan bir oradan bir şuradan bir buradan geçen grafik çizgiler halinde değilse sadece konuyu vurgulamayı sağlayacak birkaç çizgiden oluşan grafik anlatımlarsa yine minimalist tarz içerisinde düşünebileceğimiz şeyler. Aynı tasarımda olduğu gibi fotoğraflarda da boşlukların kullanılması ama bu boşlukların gözü o küçük olarak kullanılan ana konuya yönlendirmesi, fotoğrafın konusu haline gelmemesi durumunda kabul edebileceğimiz yine minimalist bir yaklaşım olacaktır. Dolayısıyla tahmin ediyorum bu beş başlık bizlere sizlerin gönderdiği yaklaşık 700 civarı fotoğraf içerisinden 120-130 kadarını seçerken dikkate aldığım ve buna uygun, şuna uygun ya da şundan farklı diye konuşacağım noktaları özetlemekte yardımcı olmuştur diye umuyorum. Öyleyse... Ufak ufak sizlerin fotoğraflarına da bakmaya başlayalım. Zaman zaman sunumu hazırlarken isimlerde falan hata yapabiliyorum copy paste Eğer öyle bir şeyle karşılaşırsanız ya bu onun değil benim fotoğrafım falan diye de söyleyebilirsiniz. Aklınızda olsun diye söylemiş, eklemiş olayım. O zaman buyurun. Evet ilk fotoğrafımız Ayşin Küçük fotoğrafı. Gördüğünüz gibi biraz önce saydığımız başlıkları da dikkate alarak hatırlayarak hikayeye bakarsak kadrajın genelinde yer alan bir ton tutarlılığı buna zıt olan ve kadrajın küçük bir noktasında bulunan küçük bir konu minimalist bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Buradaki hikayemiz Buradaki bu fotoğraftaki derdimiz nedir? Dert diye söylüyorum çünkü Birçok fotoğraf atölyesinde ve çalışmasında birlikte e, çalıştığımız arkadaşlar biliyor. Benim e, o atölyelerde ve işte bu değerlendirmelerdeki rolüm fotoğraflarda dert aramaktır. Ne kadar e, sıkıntısı var ya da yok üzerine konuşmaktır. Buradaki e, dert bence bu yaprağın fotoğrafın çok kenarına atılmış olması. Dolayısıyla da... E, dışarıda kalması sebebiyle boşluğun aslında gözü oraya itmemesidir diye düşünüyorum. Doku fotoğrafları minimalizme dahil edilemez Gökçen Bey. Bunun sebebi dokuda çok fazla konunun olmasıdır. Yani bizim baktığımızda bütün fotoğrafı tarayabilmemiz ve neredeyse her bir noktasında bir şey görmemizdir. Bu minimalist yani az ve küçük, bir ve sakin ve düşük grafikli bir anlatım yerine oldukça zengin ve dolu bir şey sunuyoruz anlamına gelir. O nedenle birçok doku fotoğrafı bu konu için biraz zayıf kalabilir. Ancak bu fotoğrafta olduğu gibi mesela karlı bir dokunun üzerinde kullanacağınız küçük bir obje ilgiyi doğru şekilde toplayabiliyorsa o zaman o dokuyu değil de o konuyu görüyorsak biraz daha minimalizme yakın bir başlık olarak kabul edebiliriz. Dokunun kendisi çok güçlü olmayabilir. Biraz önce konuştuğumuz beş başlıkla alakalı ya da daha minimalizmle falan alakalı sorularınız varsa buyurun şimdi çözmeye çalışalım. Ve e, ilerledikçe de o cevapları da, o soruları da, o yorumları da ve konuştuğumuz beş başlığı da fotoğraflara uyarlama, onlar üzerinden ilerleme şansımız olsun. Şöyle bir e, şey yapalım mı? Sonradan katılan arkadaşlar için olsun. Çok kısa bir şekilde fotoğrafta minimalizm dediğimiz zaman ya minimalist yani küçük bir konu seçmeyi, ama diğer alanların, diğer öğelerin baskın olmaması gerektiğini. Herhangi bir genel konudan daha minimalist, daha sade kompozisyonlar oluşturmayı. Fotoğraflarda ton ve renk tutarlılığı olması gerektiğini. Temiz grafik çizgilerle ama birbirini kesen, birbirine zıt ve kontrast oluşturan çizgilerle değil de konuyu işaret eden çizgiler kullanılması gerektiğini ve boş alanların o küçük kullanılan ana konuyu öne çıkardığı fotoğrafları konuşacağımızı vurgulamış olduk. Doku fotoğrafları için de Gökçen Bey'in sorusu üzerine eğer genel doku oldukça düşük grafikli ise ve küçük bir ana konu başrole çıkıyorsa kabul edebileceğimizi söyledik. Çerçevemiz, sınırımız bu. Bununla beraber bütün fotoğraf değerlendirmelerinde olduğu gibi tabii ki estetik olarak güçlü, tabii ki derdini iyi anlatan, tabii ki izleyiciyi etkileyen kadrajlar üzerinden değerlendirme yapacağımızı da söylemekte fayda var. Ayşin Küçük Parmaksız'ın bu fotoğrafı için konuştuk. Dolayısıyla Doktor Ejder Sözen'in bu fotoğrafı mesela. Biraz önce ee, Gökçen Bey'in sorusunun bir yanıtı gibi kabul edilebilir aslında. Bir yeşil e, dokunun içerisinde fondan farklı renkte bulunan küçük bir konu, çevreye hiç dikkat etmeden ona bakmamızı sağlıyor. Dolayısıyla minimalist bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Ancak buradaki derdimiz nedir? Konunun çok ortada bırakılıp çevrenin e, etkisinin tamamen yok sayılması ve çok güçlü bir renk kullanılması sebebiyle de e, fotoğrafın bu kadrajının e, estetik olmaktan uzaklaşması. Bunu tam konuştuğumuz e, minimalist yaklaşım için doğru tercihler olarak görebiliriz, ama gözün daha rahat dolaşabileceği alanların kullanması kullanılmasının da kompozisyon anlamında daha yardımcı olabileceğini de tahmin edebiliyoruz diye düşünüyorum ama Ejder Bey'e de teşekkür ediyorum. Sevgili Turgut Coşkun'un bu fotoğrafı biraz önce yanılmıyorsam öncelikle daha başka bir değerlendirmemizde de yer bulmuştu. Biraz önce o temiz çizgiler dediğim şeyi biraz dışında kalıyor. Aslında yine büyük bir alanın içerisinde küçük bir konunun başrolde kullanılması anlamında minimalist görünmekle beraber farklı yönlerde geçen grafik çizgiler, bu çizgilerin içinde yer alan kutular falan bir anda gözün çok fazla şeye bakmasına yol açıyor. Bu da küçük bir konu kullanılmasına rağmen hikayenin daha zengin olmasına yol açıyor. O nedenle konunun küçüklüğü anlamında kabul edebiliyorum. Ancak çok fazla grafik öğenin kullanılmasının biraz hikayeyi dışarı çıkardığını düşünüyorum. Bu fotoğraf ise bence yine Turgut'un bir fotoğrafı, minimalist tarzda ve düşük grafik tarzda konuşabileceğimiz önemli ve iyi örneklerden bir tanesi. Bu Edward Ruscha'nın e, Nine Swimming Pools kitabındaki fotoğrafları da çok andıran bir e, fotoğraf. Bu hikayeyi biz daha detaylı olarak... E, Fotoğrafçı olmak, fotoğraf atölyesinde konuşuyoruz. Sevgili Turgut da o atölyeye katılmıştı. Eğer bu fotoğraf o atölyeden sonra çekilmiş bir fotoğrafsa çok e, keyifli bence. Yok değil de önceden çektiyse ama o konuyu işlediğimizde aa evet ya demek ki böyle bir şey yapmışım diye fark ettiyse e, ben o atölyenin kurucusu ve e, idarecisi olarak danışmanı olarak çok keyif aldığımı söylemeliyim. Fakat biraz önceki fotoğrafın aksine burada görebiliyoruz. Yani grafik çizgiler çok sade. Gözü kadrajın içerisindeki o ana konudan uzaklaştırmayacak temizlikte. O nedenle bunun doğru bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, burada birkaç tane sonra birkaç tane daha göreceğiz. E, çok fazla gelen örnek fotoğraflardan e, olan bir görüntüye bakıyoruz aslında. Yani bir deniz ya da göl ve onun üzerinde küçük bir kayık, gemi, yelkenli falan bayağı göreceğiz. E, ben daha çok vardı bir bölümünü eledim tabii ki bunların bazıları sahiden minimalist yaklaşıma uygun. Kamer Yılmaz'ın bu fotoğrafı uygun. Niye? Ton ve renk dağılımının sadece ana konuyu görmemizi sağlayacak kadar sade olması sebebiyle. Konunun gerçekten küçük olması ve Ayşin Hanım'ın yaprak fotoğrafında çok kenarda kalmış dedim ya. Bakın burada... Daha hani çok kafaya taktığımız şeylerden değildir ama altın oranı altın kesime de yakın bir yerde girmesi çevreden rahat uzaklaşıp o küçük konuyu başrole çıkarmayı sağladığı için iyi örneklerden biri diye düşünüyorum. Sevgili Kemal Çavuşoğlu'nun bu fotoğrafı da keza öyle. Yani e, yine çok az ton, çok az kontrast ve ilginin tek bir yere toplanma şansı olduğu için güzel örneklerden biri diye düşünüyorum. Örneğin Kemal Çavuşoğlu'nun bu fotoğrafında az öğe kullanılıyor. Yine grafik var fotoğrafın içerisinde. Fakat dikkat ederseniz sol köşeden içeri doğru girip sonra tekrar sol köşeye doğru götüren güçlü bir grafik var. Her ne kadar konu çok zengin, çok cafcaflı ve çok acayip dolu dolu olmasa da göz fotoğrafın içerisinde çok fazla öğeye bakıyor. Bu kadar fazla öğeyi göstermek minimalist bir yaklaşımın dışına çıkmaya başlıyor. O nedenle temiz güzel bir fotoğraf ama minimalist bir yaklaşım değil diyebilirim. Berna Fişek Kızıltan'ın bu fotoğrafı çok keyifli. Işık olarak çok keyifli, renk olarak çok keyifli. O kuşun yansıması bir anda öğeyi iki taneye çıkarıyor. Yani... Bizim tek ve küçük bir öğeye bakma yerine daha fazla alanı gözümüze e, iletmiş oluyor. O açıdan e, minimalist yaklaşımdan bir stop uzaklaşmış oluyor. Dolayısıyla belki hiç yansımanın olmadığı tek bir kuş o anlamda daha da güçlü olabilirdi. Ama ben fotoğrafın bu sadeliğini, bu temiz e, kadrajını da beğendiğimi söylemeliyim. Sevgili Feridun Sayın'ın fotoğrafında da yine dikkat ederseniz güzel, temiz ve neredeyse dengeli bir ton dağılımı var. Yani koyu renk daha açık ve gri'nin içerisinde. Buna zıt doğru anda fotoğraflanmış bir küçük çocuk kadrajın çok küçük bir alanını kaplıyor. O anlamda doğru bir tercih. Buradaki fotoğrafik olarak e, derdimiz ne olabilir? Ufuk hattının çocuğun bacaklarını çok kesiyor olması. Hani sanki e, daha aşağıdan ve daha yukarı düşürerek yapabilirsek daha da güçlü olabilir diye söyleyebilirim. E, Şükriye Bozalan'ın bu fotoğrafı bence aynı Turgut'un fotoğrafı için söylediğim gibi e, minimalist yaklaşımın çok doğru örneklerinden bir tanesi. Niye? Çünkü çok ıı, tonun az olduğu, konunun, kadrajın küçük bir noktasında, küçük bir öğe olarak kullanıldığı ve sahiden bu düşük grafik tarza uygun bir şekilde fotoğraflandığı örnek. Örneğin zaman zaman o tarz fotoğraflar görmüşsünüzdür, belki çekmişsinizdir. Bazen bu tarz fotoğraflar çekilirken o çeşme açılır, musluk açılır ve oradan akan su yüksek ya da düşük enstantane ile de fotoğrafa dahil edilir. Bu bir enstantaneyi kullanma becerisini göstermekle beraber fotoğrafa bir hareket de kattığı için o minimalist yaklaşıma, o düşük grafik tarza aykırı bir hareket olur. Burada ise hiç o işe bulaşmadan sadece temiz fon ve aynı tonlara sahip bir fonda o fonu bozacak küçük bir nesne yerleştirilmesi bence doğru yönlerden bir tanesi. Şükriye Hanım'ı tebrik ediyorum. Sevgili Ahmet Demir'in fotoğrafı da dikkat ederseniz Kemal Bey'in e, o çit fotoğrafı gibi. Az öğe kullanılmış ama diagonalden geçen çok güçlü bir grafik var ve bu grafik üzerinde de çok leke var. Dolayısıyla biz neredeyse her bir kuşa bakıyoruz. Bununla beraber duruşları farklı olan birkaç tane kuş da hemen dikkatimizi çekebiliyor. Dolayısıyla biz bir anda farklı birkaç noktaya bakmak durumunda kalıyoruz. O nedenle çok minimalist bir yaklaşım olduğunu söyleyemem. Tebrik ediyorum Şükrü Hanım. Gayet başarılı bir fotoğraf. Neyle çektiğimizin çok önemi yok. Biz nasıl ki bir yazara... Bunu kalemle mi yazdın, daktiloyla mı yazdın, bilgisayarda temize mi çektin, bilmem ne mi oldu, taş baskı mı yaptın bu kitabı falan diye sormuyorsak, ne anlattığını derdi dinliyorsak, fotoğrafçılar için de öyledir diye düşünüyorum. Bunu zaman zaman bazı atölyelerde söylüyorum. Ben belki kendi aralarında yapıyorlardır ama hiçbir zaman iki ressamın sen şu fırçayla mı boyuyorsun, ben bu fırçayı kullanıyorum falan dediğini duymadım. Eee fotoğrafçılarda var. Makineyle mi çektin? Nikon'la mı çektin? Canon'la mı çektin? Cep telefonu olursa olmaz bu iş falan gibi şeyleri fotoğrafçılarda çok gördük. E, o açıdan bence bir şey yok. E, önemli olan bizim için daha doğrusu kendiniz için sizin fotoğrafçılığınız sizin hayat derdinizdir. E, i̇stediğiniz sonucu alabilmenizdir diye söyleyebilirim. Rica ederim Kemal Bey çok e, keyifliydi fotoğraflarınız e, o nedenle yer vermek istedim. Şimdi birkaç tane böyle yelkenli fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim ben bazı fotoğrafları böyle eleştiriyorum. E, yayındaysa bu dostlarımız e, eğer hayır öyle değil bence bu derlerse lütfen yoruma yazsınlar. Birincisi İkincisi de bu hafta şöyle bir şey de yaptım. Mesela burada bu fotoğraf olmamış diyorum ya. Aynı dostumuzun ilerleyen dakikalarda olmuş olan fotoğraflarına da yer verebiliyorum. Bilginiz olsun. Ha benim fotoğraf geçti diye düşünmeyin. Başka bir fotoğrafınız tekrar çıkabilir. Çünkü mesela bu yelkenli fotoğraflarını bir araya toplayınca bazı dostların 2-3 fotoğrafını buraya aldık. O fotoğraflarını daha sonra konuşacağım bir noktaya taşıdım. Bilginiz olsun istedim. Şimdi burada birkaç tane yelkenli fotoğrafını e, konuşacağız. Hep aynı noktayı söyleyeceğim. Baştan bir kere söyleyeyim. Bakın bunda da böyle diye devam edeyim. Söylediğim bu minimalist tarz için, düşük grafik tarz için söylediğim ve birkaç dostumuzun fotoğrafında Turgut'un fotoğrafında, Şükrü Hanım'ın fotoğrafında falan söylediğim tonların renklerin ilgiyi ana konuya toplamaktan uzaklaştırmayacağı bir tercih olduğu için iyi falan demiştim. Mesela bu fotoğrafta suyun denizin üzerindeki yakamos çok güçlü. Ve bizim gözümüzü yelkenliğe gitmekten alacak kadar güçlü. Konu küçük kullanılsa bile aslında minimalist bir yaklaşım olmuyor bu. Bakın Necla Özarslan'ın fotoğrafında da aynı durum söz konusu. Biz o yelkenliden çok suyun üzerindeki parıltılara bakmaya başlıyoruz. Dolayısıyla da ilgi aslında fotoğrafın yarısını kaplayan alanda toplanıyor. İnci Koyuncu'nun bu fotoğrafı da öyle. Hatta burada diğer fotoğraflardan farklı olarak lokal lokal giderek aydınlanan ve karanlıklaşan alanlar var. Dolayısıyla biz bu küçük kayıya baktıktan sonra, Fotoğrafın içinde daha çok dolaşıyoruz. Bu da yine aslında dolu ve zengin bir görüntü olmasına yol açıyor diyebilirim. E, Güray Bey'in bu fotoğrafı mesela ton e, sadeliği ve yelkenlinin de yerleştirme itibariyle gözün çok rahat görebileceği bir noktada olması anlamında biraz daha temiz bir örnek diye kabul edilebilir. Saadet Uslu'nun bu fotoğrafı da hakeza öyle. Bakın peş peşe 5-6 tane yelkenli fotoğrafı görüyoruz. Ve bazılarında göz sahiden sadece o yelkenliye, kadrajın o küçücük alanına bakarken bazılarında çevredeki diğer parıltılara, diğer dalgalara, diğer ışıklı gölgeli alanlara bakabiliyor. Dolayısıyla da bu karşılaştırma tahmin ediyorum nasıl bir gözle bakmamız gerektiğine dair iyi bir örnek oluyor diye düşünüyorum. B. Berfu hesabından paylaşılan fotoğrafta da yine dikkat ederseniz ton dengesi gözün o yelkenliği görmesini sağlıyor. Burada yapılan hata ne sizce? Bence yine ufuk hattının yelkenliği kesiyor olması. Dolayısıyla da biz o minimal olarak anlatılacak olan konuyu bir ton farkıyla bölmüş oluyoruz. Ve ilgi bir anda o farka doğru kaçmaya başlıyor. O nedenle e, tam bir minimalist yaklaşım diyemiyoruz. Sedef Bilgin Kalay'ın bu fotoğrafında da ana konu olan yelkenli çok güçlü ve göz hemen onu yakalayabiliyor. Diğer bölümlerdeki ton dengesi yardımcı. Yine ufuk hattının yeri konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sanki biraz daha aşağıdan çekilip yelkenli tamamen gökyüzüne düşürülebilse, o zaman gökyüzüyle yelkenin denizle de o ne diyelim teknenin kontrastı görünecek sadece ve hikaye daha rahat toparlanacak. Ama diğer yelkenlilerden farklı olarak böyle çizgili bir yelken olması bu küçük konunun, kadrajın neredeyse 50'de biri kadar yer kaplayan konunun güçlü bir şekilde görünmesini sağlıyor. O da fotoğrafın iyi tarafı. Şeniz Çelebioğlu'nun bu fotoğrafındaki tonlar ise sanki biraz daha beklediğimiz tarza yakın diye düşünebiliriz herhalde. Mesela burada da ufuk hattı yelkenliği kesiyor ama ton, arka plan o kadar zayıf, o kadar sadece biraz daha koyu olan yelkeni vurgulayan bir şekilde çekilmiş ya da işlenmiş ki fotoğraf hikaye sadece yelkenlinin olduğu yerde toplanabiliyor. Bu mesela daha da doğru bir yaklaşım olarak bana göründü. O açıdan burada paylaşmak istedim. Şimdi birkaç fotoğrafta da kullanılan konunun küçük ve minimal bir şekilde fotoğraflandığı ancak çevredeki diğer öğelerin çok güçlü olması sebebiyle bunun bir minimalist yaklaşım değil, olsa olsa bir kontrast gösterecek görüntü olduğunu söyleyebileceğim örnekler var. Bu örnekler kötü fotoğraf anlamına gelmiyor. Bunlar çok güzel fotoğraflar. Ama konu başlığı için ne kadar doğru onu konuşmamız gerekiyor. Mesela Gülsüm Yıldız'ın bu fotoğrafında kadrajın ana konusu olan kişinin kadrajdaki kapladığı alan bence çok doğru. Çok güzel. Ancak şu lambaların grafiği gözü arkaya taşıyor binaların e, görüntüsü büyük ve çok yer kaplayan konular. Dolayısıyla o kişi ancak bu büyüklük küçüklük kontrastını vurgulayacak ya da bu büyüklük karşısında ezilecek kişi noktasına düşüyor. Bu o zaman bizim konuştuğumuz ve aradığımız o düşük grafik tarzın dışına çıkmış oluyor. Mesela Fikriye Erin bu fotoğrafı da öyle. Evet oradaki araba falan küçük ama Orada kumulun öyle bir grafiği var ki bütün hikaye orası haline geliyor. Aa bak göz gibi olmuş. Aa bak bir şey gibi olmuş deyip o büyük alana bakmak zorunda kalıyoruz. Bu da o arabanın bu geniş alan içindeki küçük kullanılan konunun gücünü zayıflatıyor. Biraz sonra sevgili Fikriyen'in birkaç fotoğrafını daha göstereceğim. Orada mesela sahiden küçük olan konunun daha doğru vurgulandığını görme şansımız olacak. Sevgili Kemalettin Kökün bu fotoğrafı da mesela bir fotoğraf olarak baktığımızda çok güzel. Hatta yani bir sergiye koy orada bayağı alkış alacak fotoğraflardan biri. Ancak bu kırmızı beyaz çizgiler o kadar güçlü ki fotoğrafın ana konusu olan kuşun küçüklüğünü ezmiş hale geliyor. Ve bu da acaba konu o kuş mu yoksa bu çizgiler mi diye bir kontra düşünce doğuruyor. E bu kontra düşünce tabii ki bizi güçlü olan grafiğe daha çok yaklaştırıyor. O nedenle çok güzel fotoğraf ama sadece konunun küçük olması yeterli minimalizmi sağlamıyor diyebileceğim bir örnek. Ama çok beğendiğim fotoğraflardan biri oldu onu söylemem lazım. Sevgili Hüseyin Avni Atagün'ün bu fotoğrafı da öyle. Bakın grafik çizgiler ne kadar güçlü. Şimdi biz bu kadar güçlü grafik çizgileri gördüğümüzde göz bütün fotoğrafı taramak durumundadır. Ve bu da aslında kadrajın küçük bir alanını kullanmamız gereken minimalizme aykırı bir yaklaşımdır. Fotoğraf olarak çok hoşuma gitti. Hem sevgili Kemalettin'in fotoğrafı hem Hüseyin Avni günün bu fotoğrafları benim bu hafta çok beğendiğim işlerden oldu. Mesela Konu başlığımız grafik ya da geometri olsaydı kesin eminim haftanın öne çıkan 10 fotoğrafı arasında olacak işlerdi. Ama konu başlığımız minimalizm. Dolayısıyla çok o başlığa uygun değil. Şimdi bu tarlalarda, çeltik tarlaları yanılmıyorsam oradan böyle 4-5 tane fotoğraf gördüm. Yine aynı o Yelkenli ve kayık fotoğrafları gibi çok gönderilen konulardan bir tanesiydi. Onlardan bir 3- dört tanesini peş peşe koydum. Ee, yine aynı mantıkta olduğunu söylemek için. Evet ana konu olan kişi küçük ama grafik çizgiler çok güçlü. Sevgili Tahir Ünsal'ın bu fotoğrafında da öyle. Yani biz sadece o kişiye değil bütün grafik çizgilere bakıyoruz. Efendime söyleyeyim Arzu Adalı'nın bu fotoğrafı da öyle. O küçük olan konu fotoğrafın çok ilerisinde, güzelde bir noktada ama çevredeki çizgiler fotoğrafın asıl gücünü veren şeyler ve bunlar minimalist değil, fotoğrafın tamamını kaplıyor. Dilek Kırıcı Kolbakır'ın fotoğrafı da öyle. Bakın ne kadar çok çizgi. Gülseren Oktanoğlu'nun fotoğrafı an olarak da çok güzel örnek. Yani bu da grafik uygunan ya da başka bir başlık olsun haftanın fotoğraflarından biri olacak fotoğraf ama minimalist değil ki yani minimalist yaklaşım genel bir düşük grafik tarzı kovalayan yaklaşım olmalı sadece konunun küçük olması değil çekilen fotoğraftaki hikayenin de sakinliği önemli diye düşünmekte fayda var mesela bakın bu fotoğrafta yine sevgili Fikriyenin fotoğrafında o Kumuldaki büyük kıvrım yerine daha küçük bir kıvrım kullanılmış olması, güzel bir diyagonelde küçük bir konunun kullanılmış olması biraz daha minimalizme ve o daha soyutlayarak mevzuyu anlatmaya yönelik bir yaklaşım. O açıdan mesela bu bana önceki fotoğraftan daha güçlü bir minimalizm olarak geldi. Ama herhalde en temizi bu diye düşünüyorum. Çünkü burada dikkat ederseniz grafik çizgiler de çok temiz ve ilgiyi dağıtmayacak kadar temiz. Özellikle diagonalden geçen çizginin üst tarafı yani gökyüzü olan yer tertemiz. Bu da ilginin şu fotoğraf önümüze geldiği anda kadrajın böyle yüzde birini falan kaplayan o küçük öğeye, o başrole odaklanmasını sağlıyor. O açıdan bu fotoğrafın ee, minimalizm diyebileceğimiz bu yaklaşıma, düşük grafik tarz diyeceğimiz bu yaklaşıma daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Ee, Sema Demirel Semiz'in fotoğrafında da yine kadrajın boş alanlarının kullanılmasının çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Aşağıda çok az öğenin olmasının yine Küçük bir öğe ve başrol kullanılması anlamında doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bana sorarsanız ben olsaydım çocuğun olmadığı kadrajı tercih ederdim ya da bankın olmadığı kadrajı tercih ederdim. Bank olmayıp çocuk olsaydı o zaman o dinamizm biraz e, gücü çok arttıracaktı. Daha sakin ve daha düşük grafik tarza yakın olmayacaktı. O nedenle de sadece bankın olduğu bir şeyi tercih ederdim diye düşünüyorum. Ama ikisi birden girince hem çocuk hem bank girince göz bu sefer fazla öğeye bakmaya başlıyor. Öğe sayısını azaltmanın daha doğru olacağını düşündüğüm bir örnek. Ama fotoğraf olarak çok beğendiğim bir iş olduğunu da söylemeliyim. Sema Hanım'ın bu fotoğrafında ise görüntü kalitesi oldukça düşük. Yani iki yönden düşük diye söylemem lazım. Bir e, telefondan da kontrol ettim. Çok net değil görüntü. Bayağı bozulmuş bir görüntü. İkincisi de siyah-beyaz tercihinde çok gri kalmış bir görüntü. Ama bana sorarsanız minimalizm için doğru örnek bu. Bir önceki fotoğrafı oranla. Bir önceki fotoğraf teknik olarak daha başarılı. Yani bu fotoğraf siyahı beyazı arada bir küçük grisi an olarak çok daha başarılı lekenin gücü olarak daha başarılı ama minimalist değil bu fotoğraf ise teknik olarak zayıf tonlar olarak zayıf hatta hatalı ama minimalist yaklaşım için daha doğru bir örnek diye söyleyebileceğim bir fotoğraf. Sema hanım baştan beri birlikte miyiz yayında? Ee, orada ufak tefek anlatmaya çalıştım. Ee, bir özet olarak e, tekrar geçeyim sonradan katılan arkadaşlar için. Minimalizm dediğimiz hikaye 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde klasik fotoğraf kompozisyon kriterlerine bir tepki olarak, onlara bir itiraz olarak çıkan düşük grafik tarz denilen bir yaklaşım. ...sonucu. Dolayısıyla da... ...bu tarz içerisinde... ...konunun... ...temiz ve uyumlu tonlar içerisinde... ...gerekiyorsa... ...eğer basit grafik çizgilerle... ...birlikte olmak zorunda değil... ...ve... ...mümkün olduğu kadar küçük olarak... ...kullanılması gerekiyor. Bu nedenle de birden fazla öğe... ...çok fazla grafik çizgi... ...renklerin, tonların çok canlı olması... O kadrajda küçük kullanılacak konu için birazcık sorun yaratıyor. Ve bir anda bu tarzı değiştirmeye başlıyor. O nedenle hani tek konu olmasın ama kadrajda iki ana konu varmış gibi de olmasın. Anlatabiliyor muyum? Mevzu öyle bir şey. Birkaç örnek fotoğraf göreceğiz tahmin ediyorum. Ee, orada biraz daha e, işi çözeceğiz. E, Güzin Alsoy'un bu fotoğrafında mesela e, küçük bir konu kullanılmış olması güzel tarafı fotoğrafın. Bulutlar biraz şey ama e, bulutları çok kafaya takmamaya çalışıyorum özellikle de e, zaten mevzu kuş falan olduğunda hani gökyüzüne bakma duygusuyla baktığımda o bulutları da eğer çok acayip farklı değilse kabul edebiliyorum. ...yerleştirmenin çok güçlü olmadığını düşünüyorum. Sanki kuşun daha aşağıda olması. Böylece biz o ana konuyu gördüğümüzde onunla beraber kadrajda hareket edebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle biraz yukarı ve ortaya doğru çıkardığımızda bu küçük ana konuyu... ...alt tarafı fotoğrafın boşa çıkıyor. O zaman orası gerçekten kadrajda olmaması gereken yer duygusu vermeye başlıyor... Mesela kuş aşağıya doğru uçuyor olsa o zaman bu duygu oluşmaz. O zaman gideceği yön olur. Hikaye rahatlar. Ama yukarı uçtuğunda bu problemi yaşarız. O nedenle konunun büyüklüğü anlamında doğru. Ancak yeri konusunda e, şüphelerim olan bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Şule'nin kadrajı Şule, Şule Hanım'ın e, fotoğrafı bence çok temiz kotarılmış işlerden bir tanesi. Bana hemen şu duyguyu da verdi. Yani bizim e, bir fotoğraf çekmek için acayip yerlere gitmemize ve acayip şeyler görmemize de gerek yok. Aslında hemen oturduğumuz yerde bile bir sonuç alabiliyoruz, güçlü bir sonuç çıkarabiliyoruz diye düşünmemi sağlayan bir örnek bu. Birkaç tane vardı böyle bir e, örnek fotoğraftan yanılmıyorsam masa ya da zemin gibi bir yerde çekilen fotoğraflar en temizi buydu bence. Bir önceki kuş fotoğrafında nasıl ki alt taraf boşa çıkıyor demiştim. Bunda mesela bu küçük oyuncak arabanın yönü üstteki boşluğu daha dolu olarak algılamamızı sağlıyor. O açıdan fena değil diye düşünüyorum. Ama bu fotoğraf tam o söylediğim kuş fotoğrafının bir anlamda sağlaması gibi diye düşündüm. Yani yukarıya doğru olan hareket boş alanın anlamlı olmasını sağlıyor. Bu fotoğraftaki tek derdim, hatta ben bunu telefonda ve bilgisayar ekranında kontrol ettim. Gökyüzünün renginin yapılan müdahale sonucu, belki Instagram'da, belki Photoshop'ta vesairede yapılan bir müdahale sonucu e, maviden çok açık bir maviye getirilmiş olması. Bu Konuyu sadeleştirmek anlamında doğru bir tercih gibi görünmekle beraber, beyaz alanlarla mavi alanlar biraz birbirine karıştığı için sanki hatalı bir iş yapılmış duygusu veriyor. Öyle olmadığı halde, bu nedenle de e, teknik olarak biraz dertli bir fotoğraf olarak gördüm bunu. Yoksa e, beklediğimiz minimalizme uygun bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Ha keza bu da bakın. Yine bir grafik çizgi var ama grafik çizgi sadece tık getiriyor gözü ve o küçük konuda bırakıyor. Dolayısıyla bu yine daha düşük grafik tarzlı, daha sade anlatımlı, daha minimalist bir yaklaşıma uygun bir fotoğrafa dönüşüyor. Mesela burada kırmızı montlu biri çekilmiş olsaydı, burada koşan biri çekilmiş olsaydı o zaman aynı etki oluşmayacaktı. Aynı o sadeliği ve sakinliği orada gördüğümüz iki kişide de bulabildiğimiz için uygundur diyebilirim. Sevgili Cem Pamir'in yanılmıyorsam iki fotoğrafına burada e, yer verdim. E, bu e, fotoğraflar e, biraz önce e, konuştuğumuz doku fotoğrafları minimalizme uygun Olabilir mi diye Gökçen Bey'in sorusuna da bir e, yanıt niteliği taşıyor diye tahmin ediyorum. Bakın bir dokunun içerisinde ona zıt olan konu kadrajda çok kolay algılanabiliyor. Biraz yaprağın büyük olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü bir konu haline geldiği için bu fotoğrafta. Burada yine bir doku içerisinde bir kedi var. Bunun daha sakin bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum bir öncekine oranla daha düşük bir grafik tarzı olduğunu düşünüyorum. Ee, muhtemeldir ki siyah beyaz olmasından, muhtemeldir ki kedinin oturuyor olmasından kaynaklı bir şey. Yine de bu kadar çok çizginin ve grafik şeklin kullanılmış olmasının biraz riskli olduğunu da söyleyebilirim. Belki Gökçen Bey'in sorusuna o anlamda bir karşılık bulmuş olabiliriz. Yani o doku, o grafik çok baskın hale geliyorsa bu sefer gözün bakacağı çok alan oluştuğundan dolayı minimalizmi etkileyebilir diye biliyorum. Sevgili Serhat Dizdaroğlu'nun birkaç fotoğrafını göreceğiz yine burada. Buradaki ışığın böyle çok doğru olduğunu söylemek zor. Ancak yani renklerin falan tam oturmamasından kaynaklı bunu söylüyorum. Ancak küçük bir konunun kullanılmış olması işin doğru tarafı. Buradaki pastelliği, buradaki sakinliği, dinginliği biraz daha tuttuğumu söyleyebilirim. Hem öğelerin sahiden küçük olmasının doğru olduğunu hem de öndeki koyu alanla arkadaki daha açık alanın arasındaki farkı. O manada daha başarılı bulduğumu söylemeliyim ama çok öğe olmasının risk taşıdığını da belirtmek lazım. Yani orada çok fazla konunun olması hem yürüyenler anlamında hem arkadaki gemiler anlamında riskli olduğunu söyleyebilirim minimalizm için. Şimdi hemen Müjdat Bey'in yorumunu okuyorum. Ee, anlamsal vurgusunun biçimsel özelliklerini iksadeğini tamamlamamızdan sonra anlamına isteniyor. Ee, yani e, Müjdat Bey eğer aynı şeyi anladıysak diye e, sormak durumundayım. Yani öyle bir kadraj oluşturacaksınız ki bunun içerisindeki o küçük olarak kullandığınız ÖE ve onun çevresindeki diğer öğeler. İster boş bırakın, ister başka şeyler de olsun. Rol çalmamalı. Anlamı büyütmemeli, görselliği zenginleştirmemeli. Bizim bütün öğeleri kullanarak gözü toparlayıp o küçük nokta üzerinde anlamı da güçlü bir şekilde yükleyebileceğimiz bir yerde tutmalı. Eğer bunu yapabiliyorsa, o zaman minimalizmi çözebiliyoruz diye düşünebiliriz. Diğer türlü fotoğraflarımız çok güzel oluyor. Örneklerini görüyoruz. Birkaç tane daha böyle göreceğiz. Çok güzel fotoğraflar oluyor. Ancak başlığa uygun olmuyor. Derdimiz o, yoksa bu fotoğraf güzel, bu da değil, bu olmamış, bunu git bir daha çek falan gibi bir şey üzerinden gitmiyoruz. Sadece başlığımıza ne kadar uygun onu konuşuyoruz. Evet Şule Hanım o maviliğin i, azaltıldığını gördüm ama çok açık mavi olmuş. Çok açık mavi ile arasındaki beyaz çok güçlü bir durum oluşturmamış. Onun için onu söylemek istedim deminki kuş fotoğrafında. Bülent Bey bu sorunuzun cevabını birkaç tane böyle tellerde duran kuşlar var. Onlar da göreceğiz. Orada söyleyeceğim yani grafiğin dikkati dağıtacak öğe haline gelmesi sınırımız çizgimiz o bizim için. Şimdi ona dair birkaç örnek gelince diyeceğim ki bakın bunu söylüyorum işte Bülent Bey diye belirteceğim. Bu paylaşılan görüntüler arasında bu hafta benim en çok dikkatimi çeken çalışma oldu. Sevgili İbrahim Çelenk'in çalışması. Bilmiyorum İbrahim Bey daha önce fotoğraf paylaşmış mıydı? Ee, çok isminden hatırlayamadım. Kadrajımda Kareler Ligi'nden galiba bir yerde görmüştük diye düşündüm ama çok sıklıkla fotoğraf paylaşan bir dostumuz değil demek ki diye şey yaptım. Fakat bence bütün konuştuğumuz hikayeyi özetleyen örneklerden bir tanesi. Değil mi? Kadrajın köşesinden giren bütün bu tonların içerisinde benzer bir tonda olan böyle kulaklık ve onun çevresindeki küçük küçük notalar bütün hikayeyi anlatıyor bize. Ve çok güzel e, çözülmüş bir iş diye düşünüyorum. Bilmem herhalde e, sizler de fikir olursunuz. Bence e, koskocaman bir orkestra, sokakta müzik alan müzisyenler falan göstermek yerine bu kadar bir şey müziği anlatıyorsa mesela bence hikaye minimal olarak çözülmüş demektir diye düşünüyorum. İbrahim Bey'i tebrik ederim bu fotoğrafından dolayı. Sevgili Murat Kibar'ın bu fotoğrafı da mesela bana çok e, keyifli gelen fotoğraflardan biri oldu. E çünkü e, Şülen'in bakın burada bir mavi gökyüzü var e, ve bu maviliğin içerisindeki o kontrast oluşturan uçurtmalar işi çözüyor. Bunun üzerine istediğimiz kavramı yapıştırabiliriz. Değil mi? Yani uçmak diye anlat, özgürlük diye anlat, bilmem ne her şeyi anlat. Iııı... E, Uçurtmayı vurmasınlar filmine i, afiş fotoğrafı yap uçurtma avcısı kitabına kapak yap her şeyi de yaparsın yani i, somut ve soyut birçok anlamı da yükleyebilirsin o açıdan da yine haftanın başarılı işlerinden biri olduğunu düşünüyorum sevgili Eray adı güzelin birkaç fotoğrafı var burada hepsini çok beğendim öncelikle onu söyleyeyim. Burada mesela siyah fon içerisinde beyaz fincan ve onun içinde koyu renkli içeceğin olması bence çok güzel kontrastlar oluşturmuş. O açıdan keyifli bir örnek diye düşünüyorum. Bunun sadeliği bence hikayemizi çok güzel anlatıyor, minimalizmi çok güzel anlatıyor. Çünkü bu kadrajın 20'de 30'da biri kadar küçük yerleştirilmiş olan öğeden, aynı uçurtma fotoğraflarında olduğu gibi, o fotoğrafında olduğu gibi, aynı o kulaklık fotoğrafında olduğu gibi bir sürü kavramı, bir sürü anlamı, bir sürü hikayeyi düşündürebiliyor bize. Değil mi? Yani zamanı düşün, geçmiş mi bu, ne? bir sürü şey düşünebilirsin ya. Yani o kadar temiz bir anlatım. O açıdan çok başarılı bulduğum işlerden biri oldu. Sevgili Zehra Alıcı'nın bu fotoğrafında küçük bir öğe kullanılması doğru, ikinci bir öğenin girmesi yani sağ tarafta ayın girmesi yanlış ve biraz önce gördüğümüz bir kuş fotoğrafında olduğu gibi kadrajın alt tarafının boş bırakılması uçağın yönü itibariyle hatalı diye düşünüyorum. Bu aşağıdaki boşluk üst tarafta olsaydı ve bu uçak alttan yukarı doğru ama fotoğrafın altından yukarı doğru gidiyor olsaydı bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evren Ersoy'un bu fotoğrafında mesela bir yine uçak ve gökyüzü fotoğrafında aşağıdan yukarı hareket biraz daha iyi ancak burada da kadrajın sanki yatay olup uçağa gidecek alan bırakması gerekiyormuş gibi bir duygu geldi bana. Dikey kadrajda daha büyük algılanıyor çünkü uçak. Yatayda bu kadar büyük algılamayacağımızı düşünüyorum bu uçağın. Büyüdükçe de o minimalist yaklaşımdan uzaklaşıyor. Sevgili Faruk Doğan'ın bu ters ışık fotoğrafında aslında öğenin doğru büyüklükte olduğunu düşünüyorum ama kompozisyonun, biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela belki biraz daha sola doğru dönüp şu direğin ucunun köşeden girmesiyle daha iyi bir grafik anlatım elde edilebilirdi diye düşünüyorum. Bir de ikinci bir alternatif çözüm olarak kadrajı sola doğru çevirip bu ne diyelim lambanın demirinin bu kadar uzun olmaması sağlanabilirdi diye düşünüyorum. Diyelim ki bu biraz daha sağ alt altın kesim noktasında kuş ve lambayı görsek, bir küçük demir görsek, geri kalan her yer boş olsa daha güçlü. Şu anda göz bayağı fotoğrafın yarısını dolaşıyor. Bu konuyu minimal hale getirmiyor ki. Kadrajın yarısını doldurur hale getiriyor. Bu fotoğrafın riski diye düşünüyorum. Sevgili Tahir Ünsal'ın biraz önce o tarladaki fotoğrafını görmüştük. Çok grafik çizgi var o nedenle e, minimal yaklaşımın dışında demiştim. Mesela bu daha iyi bir örnek diye düşünüyorum. Belki burada gökyüzünden falan da vazgeçilebilir bir kadraj İlginin sadece o parıltı içerisindeki kişide toplanmasını sağlasaydı daha da güçlü olurdu. Biraz önce gördüğümüz o tekne kayık fotoğraflarında yakamozlar falan çok parlıyordu. Bunu iyice daraltıp sadece yakamozun içinde o kişiyi ve gölgesini görsek, çevredeki diğer alanları almasak o zaman o tek düzelik içerisinde gördüğümüz küçük öğe güçlü minimal bir anlatıma kavuşabilir. Burada çevre biraz fazla diye düşündüğüm bir örnek. Sevgili Ali Işık'ın bu fotoğrafında aslında grafik çizgilerin kullanımı doğru ama e, teknik işçilik çok kötü. Çok gri fotoğraf. Daha böyle fotoğrafçının e, güçlü bir teknik kullanmasını bekleriz. Eğer şöyle bir durum olsaydı, arka plandaki sis pus biraz daha anlaşılır bir... E, ...atmosferde olsaydı belki kurtarabilirdi. Ama bu gri kalmış gibi görünüyor. O açıdan dertli bir fotoğraf diye düşünüyorum. Ama bu fotoğraf çok hoşuma giden işlerden biri oldu. Yani evet gözü taşıyan böyle bulut parçaları var falan gibi. Ama sanki bu e, kuş herhalde değil mi? Kuş mu uçak mı? E, Süpermen mi bilmiyorum. E, onun bir parçası gibi gözün algılamasını sağlıyor. Çok o ev olmakla beraber küçük bir hikayeyiyle derdini anlatan bir görüntü olduğunu düşünüyorum. O açıdan bu hafta sevdiğim işlerden bir tanesi de sevgili Ali Işık'ın bu işi oldu. Evet Şeniz Çelebioğlu'nun dallardaki kuşlarına bakıyoruz. Bakın çok sade düz çizgiler, tık tık üç tane kuş hikayeyi çözebiliyor. O nedenle bunun fena olmayan örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Tek derdim bu tarz görüntülerde ya ışık bu kuşları güzel aydınlatmalı ya ters ışık olup leke haline getirmeli diye düşünüyorum. Böyle biraz görünüp biraz görünmemesi ışık olarak tam çözülememiş bir durum yaratıyor. Çünkü öğeler çok küçük. Işık onların üzerine çalışamıyor ki. Cephe ışığı olsa arkayı güzel mavi görürüz, önde bunları parıl parıl görürüz, pırıl pırıl görürüz. Ters ışık olsa güzel siyah lekeler olarak görürüz. Ama böyle bir yanal ışıkla ne arka plan ne öndeki konu güçlü aydınlanmıyor diye düşünüyorum. Saadet Tuslunun bu fotoğrafı grafik değerleri anlamında çok hoşuma giden işlerden bir tanesi oldu. Ama tam bir minimalizm değil. Güzel bir soyutlama ama hem gölgeyle hem o pencereyle falan gayet e, temiz bir fotoğraf. E sadece e, bak ne güzel şahane minimalist demeyelim, güzel fotoğrafları da görelim, paylaşalım istiyorum. O nedenle burada yer verdiğim bir iş oldu. E, ama köşeden içeri taşıyan gölge orada fondan farklı renkteki ana konuyla falan güzel anlatım. Yine konumuz geometri falan olsaydı, renk olsaydı bence haftanın öne çıkan işlerinden biri olacaktı ama minimal bir tarz değil. Sevgili Zeki Uzun'un bu fotoğrafında iki uçta iki öğe olmasını dert ettim. Tek çocuk olsa yürüyen ya da sol taraftakinin tam diğer yöne doğru yürüyen köpeğin tek başına olması hikayeyi daha minimalist tarza yaklaştırdı diye düşünüyorum. Bir denge, zıt denge kurma anlamında güzel bir görüntü olmuş. Tonların benzerliği hikaye için iyi bir örnek olmuş ama bir oğuca, bir uca bizi taşıdığı için çok minimalist bir yaklaşım olmamış. Ee, yine benzer bir şeye düşmek istemiyorum. Yani o zaman e, Sema Hanım'ın sorduğu gibi tek bir şey mi olsun, başka bir şey yok ama o köpekle çocuk yan yana bu tarafa yürüyor olsa, tam ortada yan yana yürüyor olsalar, arka arkaya yürüyor olsalar o zaman daha minimalist kabul edilebilir. Gözü tek bir yere toplamayı başaracağı için. Seval Danışman'ın bu fotoğrafını yine çok güzel bir örnek, güzel bir ters ışık örneği olarak buraya aldım ama dikkat ederseniz gözü fotoğrafın farklı alanlarına taşıması bir risk. Minimalist bir yaklaşım değil. Bu da mesela çok güzel bir grafik, çok güzel bir ters ışık fotoğrafı ama ne kadar minimalist onu düşünmemiz gerekir. Niye? Çünkü yine gözün çok dolaşması anlamında ama çok keyifli bir fotoğraf yine az öyle çok hikaye anlatabilmesi anlamında sevdiğim işlerden biri olduğunu söylemeliyim sevgili Nuh Koçak'ın bu işi de e, teknik olarak biraz zayıf olmuş yani bu kadar grilik aslında düşük grafik tarz için kabul edilebilir mi diye çok kafa yordum fotoğraf üzerine eğer şu köpeğiyle yürüyen kişi biraz daha sol altta açılarak ve o grafikten kurtularak bize ulaşsaydı kabul ederdim. Çok fazla gri'nin içinde kaybolmaları benim için bir dert oldu ama hem bakış yüksekliğini hem tarzını çok beğendiğim işlerden biri oldu. Nuh Koçak'ı da tebrik ederim. Ayşegül Hanım'ın bu fotoğrafı birkaç alternatif kadrajı da vardı. Bu en beğendiğim oldu. Yatayı vardı daha çok şeyin olduğu. Başka böyle birkaç kişinin olduğu falan yatay örnekleri vardı. Bu daha az öğenin bulunduğu örnekti. Ve sadece siyah ve beyaz lekelerle neredeyse fotogram tarzı gibi bir görüntü olmuş. O açıdan hoşuma gitti buraya almak istedim. Ee, Ömer e Ömer Yıldırım'ın fotoğrafı en başta konuştuğum boşluk kullanımına uygun örneklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yani fotoğrafın önemli bir alanını boş bırakmanız eğer gözün ana konuya yönelmesini sağlayacak bir yaklaşım ise kabul edilebilir demiştim. Bu onun için güzel örneklerden biri. Ömer Bey'i de tebrik ediyorum. Satı Özkara'nın bu fotoğrafı Windows masaüstü gibi e, neredeyse o ağacı daha iyi görmemiz lazım gövdesiyle falan. E, böyle olduğunda yeşillikle karışmaya başlıyor ağaç. Ve yeşillikle karıştığında bir anda fotoğrafın içindeki yeşil alan çok büyük hale geliyor. Oysa ki ağacı oradan ayırabilsek, yeşili biraz azaltıp gökyüzünü şey yapsak, gövdesini görsek ağacın o zaman ağaç ana konu haline gelecek... Ve hikayemiz oluşmuş olacak. Burada öyle bir dert olduğunu söyleyebilirim. M batum fotoğraflarının bu görüntüsünün oradaki e, kişi yanılmıyorsam ya da kuş artık neyse küçük lekenin kadrajın çok küçük bir alanını kaplaması anlamında doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ama kadrajda bulunan küçük öğe başrol olmalı ve bize bir şey söylemelinin karşılığını veriyor mu onu düşünmemiz gerekir. Ne olduğunu ne yaptığını bile anlamıyorsak biraz risk taşıyor demektir. Yoksa ton dağılımının ve o ana konunun yerinin çok doğru olduğunu düşündüğüm örneklerden bir tanesi. Ee, yine o biraz önce gördüğümüz e, teldeki kuş fotoğraflarından birkaç tane var. Onları e, görelim istiyorum. Onur Maristo'nun bu fotoğrafında bakın çok az öğe var. Şimdi Bülent Bey'in sorusunun da bir e, karşılığı gibi olacak bu. Mesela buradaki grafik fotoğrafın konusu. Geçen çapraz çizgiler falan bir anda fotoğrafın konusu haline geliyor. Ve o zaman fotoğrafın yarısı... ...konu halindedir. E bu da minimalist bir yaklaşım olmuyor... ...doğal olarak. Bakın burada mesela daha sakin bir şey... ...gökyüzü tak bir obje... E ...Hasan Burak Durmuş'un fotoğrafı... ...daha minimalist. Bu kuşlardan birkaç tane... ...daha var. Gelecek muhtemelen. O zaman biraz daha açıklayıcı olacak diye... ...umut ediyorum. Hem Onur Maristo'nun fotoğrafı... ...hem Hasan Burak Durmuş'un fotoğrafı... ...çok keyifli fotoğraflar ama... ...bir tanesi... Grafiği çok güçlü olduğu için derttir bence. Bunda e, hikayenin doğru kotarıldığını düşünüyorum. E, kontrast rengin e, ilgi merkezi olan balonu e, küçük de tutarak doğru bir yere koyduğunu düşünüyorum. Semal Beykın'ın bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir fotoğraf. Yani... Bir kitap kapağı olabilecek, belki üzerine hikaye yazılabilecek fotoğraflardan bir tanesi ama çok öğe var. Minimalist değil fotoğraf. Yani köşelerden giren çizgiler var, orada başka bir grafik şekil var, orada duran biri var, sonra lamba var falan. Öğe sayısı çok fazla. Fotoğraf çok keyifli ama çok öğenin olması dert. Bakın bu bence temiz örneklerden biri. Onur Maristo'nun kuş fotoğrafıyla karşılaştırdığımızda çizgilerin daha sade olması, daha temiz olması kuşları daha çok görmemizi sağlıyor. Bilmiyorum Bülent Bey o grafik mevzusundaki e, sorunun bir cevabı gibi oldu mu? Yani böyle iki örnek olması sanki hikayeyi daha temiz görmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sağ olun Satanım. Eğer yardımcı olabiliyorsam ne mutlu. Dilek Kalyancıoğlu'nun bu fotoğrafı yine e, genel ve geniş alan içerisinde, tek ton içerisinde o farklı öğeyi göstermesi anlamında iyi. E, orada yüzen biri var galiba. İşte onun biraz daha belirginliğini aratan bir görüntü ama beklediğimiz minimalist yaklaşım için güzel örnek. Dilek Atmaca'nın birkaç fotoğrafı var burada. Birkaç tane daha vardı hatta paylaşımlarda. Dilek Hanım'ın fotoğrafları çok keyifli bence. Burada ama Kemal Bey'in fotoğrafında konuşmuştuk. Çok öğe olması hikayeyi biraz bozar diye ona benziyor. İster istemez biz bütün çizgilere bakıyoruz. Burada ise daha sade, daha temiz, daha küçük. Ve mesela mandal çok bana anlamlı geldi. Yani o sıkıştırma kıştırma bir şeyi, yakalama bir şeyi, sabit tutma kavramlarını da anlatan bir öğe olduğu için bence doğru seçilmiş konulardan biri diye düşündüğüm bir fotoğraf oldu bu. Bu fotoğraf da çok hoşuma gitti. Tam bir minimalist yaklaşım değil ama sadelik falan söz konusu olsa sakinlik dinginlik söz konusu olsa çok hemen örnek gösterebileceğimiz işlerden biri olurdu. İki ayrı yerde iki öğe bulunması. Yani önde artık karabatak falan mı neyse onun olması bir konu, arkada sazlıklar ikinci konu. Dolayısıyla da gözü birden fazla yere yönlendirmek biraz dert olabilir diye çok doğru örnek değil ama temiz fotoğraf olması anlamında burada yer vermek istedim. Ee, Buran Bey'in e paylaştığı bir fotoğraf yanılmıyorsam e ilk paylaşımlarından biri olabilir Buran Bey'in ee, biraz önce söylediğim o ağaç keşke tek görünseydi gibi bir fotoğrafın aslında olması gereken hali böyle bir şey işte az zemin ağaç gövdesiyle belirgin sonra gökyüzü ancak burada bu iki ağaç çok kenara yaslanmış biraz daha içeride kalırlarsa göz daha rahat edecek fotoğrafa bakarken. Burada fotoğrafın kenarına neredeyse değme hali bir ufak risk taşıyor. Onun dışında beklediğimiz e, sakin tonlar, e, temiz anlatımın olduğu bir fotoğraf diyebilirim. Birkaç tane böyle iskele fotoğrafı vardı. Onlardan biri Özgür Uzun'un fotoğrafına bakıyoruz. Teknik olarak biraz üzerinde oynanmış gibi fotoğraf. O da biraz teknik kalitesini düşürmüş. Yani kişilerin olduğu yer biraz açılmış, iskele biraz koyulaştırılmış falan gibi. Dolayısıyla da o koyu olan iskele büyük bir alan kaplıyor. Sadece kişilerin olduğu yer güzel, devamı biraz dertli fotoğrafın diye düşünüyorum. Mesela bakın Fahriye Genc'in bu fotoğrafı da aynı şeydi. Ön taraf iyi ama sola doğru gittikçe konu büyümeye başlıyor. Artık kadrajın içerisinde çok fazla yer kaplamaya başlıyor. Bomboş bir iskele mesela şöyle gelip iki tane, üç tane ayağı olan bomboş bir iskele ve bir kişi ucunda dursa gene kabul edebiliriz. Burada çok öğe olması bizi dertlendiriyor. Erma Emre Bey'in bu fotoğrafı mesela e, sevgili Tahir Bey'in fotoğrafında demiştim yani ya, sadece şeyin içinde kalsa oradaki kişi daha iyi bize gösterecek. Mesela ona çok yakın. Buradaki çevredeki tonların. ...ortak olması, daha sakin olması, daha dingin olması... ...gözün orada duran kuşa yönelmesine yardımcı oluyor. Çevrede bakacak başka yer bırakmıyor. Güneşin varlığı biraz riskli tabii ki. Göz oraya kaçabilir diye. Ee, ama temiz bir anlatımı olduğunu söyleyebilirim. Ee, Müjdat Bey, şöyle bir çelişki hiç yaşamayın... Ee... Fotoğrafta sadece minimalist diye düşünmeyelim bu sorduğunuz soruyu. Bütün fotoğraflar için söyleyelim. Bu bizim birçok fotoğraf atölyesinde konuştuğumuz konu başlıklarından bir tanesi. O nedenle çok şey yapıyoruz. Biz elbette her fotoğrafı çekerken fotoğrafçı olarak bir anlamın, bir duygunun peşinde koşarak bu işi yapıyoruz. Ancak izleyicinin ne anlayacağı, nasıl hissedeceği çok bize bağlı değildir. Bu Roland Barthes'in studium ve punctum kavramları üzerinden konuştuğumuz bir şeydir. Eee studium kadrajın içerisindeki öğelerdir ve fotoğrafçının kontrolünde olan şeylerdir. Punctum ise izleyicinin fotoğrafı içselleştirmesini ve onunla ilişki kurmasını sağlayan şeydir. Ve punctum fotoğrafçının kontrolünde değildir. O nedenle izleyici mi kurmalı anlamı ben mi yok zaten izleyici. Bizle ilgili bir durum çok yok açıkçası. Hiç çelişki yaşanacak bir durum değil. Biz sadece bir şeye niyetlenebiliyoruz. Umut ediyoruz ki izleyiciyle aynı duyguyu paylaşabilelim. İzleyici bizim duygumuzu yakalayabilsin. Bizim anlamımızı bulabilsin. Ama bu çok kişisel geçmişlere dayanan bir algılama kişisel geçmişlere dayalı bir kavram olduğu için ancak didaktik fotoğraflarda o anlama ulaştırma şansımız var. Önümüzdeki haftanın konusu öyle bir konu olacak. Bunu söylemeniz çok keyifli oldu benim için şu an. Önümüzdeki haftanın konusunda mesela anlam ve görseli çok bağlayabileceğimiz fotoğraflarla karşılaşacağız diye düşünüyorum. Keyifli bir hafta olacak önümüzdeki haftada. Sevgili Neşe Gülüm birkaç fotoğrafı var. Bu fotoğraftaki sadelik ve o şey çok doğru ancak ışığı ıı, yeterli değil diye düşünüyorum. O aşağının daha iyi aydınlanmasının daha güçlü olacağını düşündüm. Bakın bu fotoğraf ise çok hoşuma gitti. Çünkü biraz önce gördüğümüz uçurtma fotoğrafı gibi sadece iki basit çizgiyle bize birçok hikayeyi anlatabilir. Oradaki o uçakların bıraktığı su bu galiba değil mi öyle bir şey. Onun sayesinde oluşan çizgiler birçok kavramı anlatmakta yardımcı olabilecek çizgiler. Sevgili Fatih Coşkun Ertaş her hafta paylaştığı fotoğraflarla çok güzel böyle nokta atış işler sunuyor bize. Bu da öyle çalışmalardan bir tanesi. Ben sunumunu paspartusu ile beraber aldım çünkü eski polaroidleri andıran bir tarzda hazırlamış fotoğrafını Instagram'da. Bu da çok hoşuma gitti. Sunum olarak da o dinginliği taşıdığını düşündüğüm fotoğraflardan bir tanesi. Ton dengesiyle ve öğelerin yeriyle de gayet iyi olduğunu düşünüyorum. İyi örneklerden bir tanesidir diyebilirim. Just Altre OMW hesabından paylaşılan bu fotoğrafta aslında tek bir öğe kullanılması işin doğru tarafı. Ancak gördüğünüz üzere ayak izleriyle falan iş arkaya doğru taşınan bir görüntüye dönüyor. Bu da hikayeyi minimalist olmaktan uzaklaştırıyor. Daha dolu bir görüntüye dönüştürüyor. Öyle bir derdi var diyebilirim. Hemen yorumlarınızı bakıyorum. Bülent Bey şimdi fotoğrafın iyi ya da kötü olması başka bir şey. Derdini, niyetini, duygusunu, ana fikrini izleyiciye aktarması başka bir şey. İyi ya da kötü diyebilmemiz için kriter koymamız lazım. O kritere uygunluğu ya da uygun olmamasına göre olmuş ya da olmamış dememiz lazım. E, duygunun ve anlamın aktarılması için de e, izleyiciye sormamız lazım. Ne anladın? Fotoğrafçıya sormamız lazım. Ne anlattın? Bakalım doğru paralel gitmiş mi en azından. Onun da doğrusu yok çünkü. Belki doğru diye bir şey hiç yok. Ama bir fotoğrafın iyi ya da e, kötü olmasını birçok açıdan konuşabiliriz. O nedenle şey yapıyorum. Bunu da hep hani aynı örneği veririm. Gene vereyim e, Robert Kapa'nın diye çıkarması fotoğrafları teknik olarak kötü fotoğraflardır. Ama o çıkartmayı anlatan ve askerlerin o durumunu arkada işte çıkartma şeylerini denize atılan şeyleri falan göstermesi anlamında da çok güçlü bir fotoğraftır. Şimdi teknik kötü. E, anlam doğru. Güçlü. Yani onun için izleyici anladı ya da anlamadı çok kolay anladı ya da geç anladı. Bu fotoğrafı iyi mi kötü mü yapar? Yapmaz yani. Bunlar bambaşka elmalar, armutlar, muzlar, traktörler, sincaplar falan gibi mevzular yani. Birbiriyle o kadar ilgisiz diye söylüyorum. Ee, sevgili Filiz Boğan'ın birkaç fotoğrafı var. Bu fotoğrafta da aşağıda kullanılan konunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Kadrajın içerisindeki yerinin çok güzel olduğunu, çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yukarıya doğru e, tahmin ediyorum e, Photoshop ya da benzeri bir işçilikle e, açılmış yukarısı. E, o açılmanın e, teknik olarak biraz problemli olduğunu düşünüyorum. Doku kaybı yaratacak ama... Aynı zamanda gökyüzüyle denizi birbirine karıştıracak olan e, bu şeyin çok temiz olmadığını düşünüyorum. Mesela denizi de tamamen beyaz yapsak o zaman daha iyi olur. Sadece iki e, ton bırakmış oluruz, daha iyi olur. Arada böyle silik bir arka plan biraz sıkıntılı geldi bana o açıdan e, dertli diye düşünüyorum. Yoksa konu çok doğru. Burada ön tarafın mesela kesin seyreltilmesi lazım. Çünkü çok güçlü ön taraf. Konunun büyüklüğü ve yeri aynı traktör fotoğrafında olduğu gibi çok doğru. Ancak çevre yine tam toparlanmamış diye düşünüyorum. Biraz daha mesela o koyuluklar seyreltilirse, yumuşatılırsa daha şey olacak. Şu anda fotoğrafın yarısı ilginin içerisinde, algının içerisinde onu zayıflatmak lazım. Sevgili Nuri Dalmızrağ'ın bu fotoğrafı çok hoşuma giden işlerden biri oldu aslında. Çünkü bir köşeden başlayan, yani bir yandan başlayan grafik çok ciddi bir işaretle bizi kişiye ulaştırıyor. O açıdan güzel. Ancak şu grafik çok güçlü geldi bana. Yani fotoğrafın dörtte birini falan kaplıyor desek, o kadar büyük bir alana bakıyoruz. Kişi üzerinden okursak evet minimalist ama üçgeni görürsek ki görmek durumundayız asıl hedef o ve dolayısıyla büyük bir alan oluyor. Nigeronat'ın birkaç fotoğrafı vardı. Onlar arasından buna yer vermek istedim. Burada mesela çevrenin özellikle alt tarafın e, fotoğrafın ortasını ufuk attı diye kabul edelim. Alt tarafının doğru olduğunu düşünüyorum. Üst taraf dikkati dağıtıyor. Biraz önce Filiz Hanım'ın e, fotoğrafında ön tarafın bu kadar olması lazım işte. Koyudan açığa gitmemesi lazım. Daha e, yumuşak bir şey giderse o da olur. Bu da sadece alt taraf olursa olur diye düşündüğüm bir fotoğraf. Oradan oraya hesabından paylaşılan fotoğrafta e, yine bir fotoğraf olarak çok hoşuma gitti. Ancak e, Hani düşününce çok minimal bir yaklaşım olmadığını söyleyebiliriz. Hem grafik çizgiler anlamında, hem gölge, hem kişi, hem an e, güçlü bir e, grafik tarz bu. Onun için e, çok doğru gelmedi bana. Ama fotoğraf olarak hoşuma gitti. Ben arada fotoğraf olarak hoşuma gidenleri de böyle paylaşmak istiyorum. E, Merve CTN fotoğrafı Merve Hanım'ın hesabından paylaşılan bu fotoğrafta yine oradaki kayık, tekne neyse doğru. Sağ alt tarafın büyük bir grafikle dolu olması atalı tarafı diye söyleyebilirim. Özgür Saitoğlu'nun bu fotoğrafı da öyle. Kayık doğru, arka plan işi bozuyor. Bir anda fotoğrafı ikiye bölüyor ve alt taraf bütünüyle güçlü bir öğe haline geliyor. Ana konunun küçük olması fotoğrafı minimalist ya da düşük grafik tarzlı yapmıyor. Fotoğrafın genelinin bu tarza sahip olması gerekiyor. Burada da mesela Dilay Nur Tezgül'ün fotoğrafında e, arabalı vapur galiba o doğru. Büyüklüğü doğru, yeri doğru, üst taraftaki ton doğru. Aşağıya doğru gelen tarafta tonların aynı hafiflikte devam etmesi lazım. Bir anda fotoğrafın yarısı ciddi bir kütle olarak görünüyor. O işi bozuyor kaçınılmaz olarak. Bahar Tunç'un bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Çok basit bir grafik ve tık bir bulut. Bu kadar basit. Bu öğe olarak minimal değil. Ancak anlatı olarak çok temiz bir minimalizm örneği diye düşünüyorum. Tabii ki teknik yönden daha güçlü olmasını tercih ederdik. Yani çok gri olduğunu söylemek boynumuzun borcu. Coşkun Süleymanov'un bu fotoğrafı da öyle. E, grafik öyle çok güçlü ama çok kararında kullanılmış örneklerden biri. Teknik olarak daha iyi olmasını bekleyeceğimiz bir iş bu. Aşırı grilerin içerisinde kalmış durumdayız. E, her ne kadar konu kuş, uçmak falan gibi olsa da bu karamsar hava bizi biraz daha böyle kontrastlı düşüncelere itiyor ve o düşük grafik tarzı sağlamıyor. Ama çok hoşuma giden işlerden bir tanesi oldu. Bu hafta 700 küsür fotoğraf hepsi çok hoşuma gitti. Yani herkesin çok titiz yaklaştığını görmek çok keyif verdi bana. O açıdan herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sevgili Gökçen Arabul'un birkaç fotoğrafı var. Bu mesela konunun sakinliği anlamında gayet güzel. O açıdan hoşuma gitti. Biraz daha az yer kaplamasını tercih edeceğimiz, kadrajın daha geniş olup dalı ve kuşu daha küçük bırakacağı bir kompozisyonu tercih edeceğimiz bir fotoğraf. Bu ise aynı Neşe Hanım'ın fotoğrafında olduğu gibi çok temiz anlatıyor. Yönü falan da çok güzel. Benzer bir fotoğrafı da bu Gökçen Araba'nın. Hatta bunun bir tane de böyle çapraz geçeni vardı. O mu bu mu diye çok şey yaptım. Bu mesela o dinginliğiyle yine hoşuma gitti. İkinci öğenin biraz e, algıyı böldüğünü düşündüm. Onun için bir önceki e, uçak fotoğrafı daha iyi geldi bana. Hem yerleşimiyle falan da diyebilirim. Bu da mesela çok temiz bir örnek. Biraz daha az tutulabilse sol taraf ve alt taraf daha da temiz olacak fotoğraf aslında. Yani çok güzel bir konuya bakmışsınız ve çok güzel bir şekilde bakmışsınız Yani bu minimalist tarza çok uygun örnekler 3-4 tane peş peşe geliyor bunun biraz daha hakkını vermek lazımmış diye düşündüm ama çok hoşuma gitti işleriniz tebrik ediyorum Sevgili Müslim Mutlu'nun birkaç fotoğrafı vardı. En temiz, en sade, en minimalizme yakın olanının bu olduğunu düşünüyorum. Çevredeki tonların yine e, sakinliğinin hikayeye destek olduğunu söyleyebilirim. Nimet Seferoğlu'nun bu fotoğrafı daha keza öyle. Bakın e, daha ortak tonlar, daha e, düşük tonlar ilginin küçük konuda toplanmasına daha çok yardımcı oluyor. O açıdan bunun da doğru bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Gülçin Cerit'in birkaç fotoğrafı var yanlış hatırlamıyorsam. Bu da mesela yine tonların sakinliği için iyi ama ışığının çok iyi olmadığı bir fotoğraf diye düşünüyorum. Nasıl Neşe Hanım'ın ilk bir kulübe fotoğrafı vardı orada da ışık çok iyi değil demiştim. Burada da ışığın daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu da çok hoşuma gitti. Biraz önce gördüğümüz fotoğrafta olduğu gibi. Bu kadar basit düşünmek işi çözüyor. Leonardo'nun söylediği gibi yani basit güzeldir. Ama zor olan o basiti yapmak. Yani bütün sanatlarda olduğu gibi. Ama bu çok keyifli örneklerden biri. Sevgili Emre Erol'un bu fotoğrafı da biraz önce yine gördüğümüz başka bir örnekte olduğu gibi üst tarafın bu sefer boş tutulmasıyla o üç kişinin daha rahat algılanmasını ve küçüklüklerinin hakkının verilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu da iyi örneklerden biri diyebilirim. Ahmet Denizer'in bu fotoğrafı bakış açısıyla öğelerin küçüklüğüyle iyi ama çok grafik öğenin girmiş olması anlamında riskli bir fotoğraf. Yani hem yukarıdaki üçgene bakmak durumundayız, hem mavi çatıya bakıyoruz, hem arabaya bakıyoruz, hem boşluklara bak. Çok zengin öğeleri var fotoğrafın. Çok minimalist olmuyor o zaman. Sıtkı Aksoy'un bu fotoğrafı çok keyifli bir örnek, çok zeki bir örnek, onu söyleyebilirim. Çevreden vazgeçip tek bir öğeyi böyle kullanmak anlamında iyi örneklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ha keza bunun da öyle. Bunun da biraz önce sevgili Gök, Gökçen Arabul'un fotoğrafında olduğu gibi biraz daha az karanlık alan olmasıyla daha iyi olacağını düşündüğümü belirtmeliyim. Mehtap Servet'in fotoğrafı fotoğraf olarak güzel, ancak bir dikey, sonra bir diyagonel çizgi, sonra bir sürü kuş, e, neredeyse monokrom ve e, tek renk kullanılarak üretilen fotoğrafta bu kadar çok öğenin olması, dikkati her yere taşıdığı için biraz sıkıntı. Necla Özarslan'ın bir fotoğrafına bakmıştık, bir başka fotoğrafı da bu. Bu mesela biraz daha minimalizm için uygun örnek diyebilirim. Yani evet iki yönden bir grafik gözü küçük tekneye taşıyor ama e, yine de bu grafik çizgilerin sakinliği, dinginliği bu hikayeyi çok coşkulu hale getirmiyor. O açıdan minimalist bir yaklaşım diye kabul edebiliriz. Emir Ali Kaya'nın fotoğrafı da öyle. Sağdaki şeyin olmaması lazım. Sadece duvar, gökyüzü, adam. O zaman bitti hikaye. Sağdan bir şey daha girdi mi? Algı dağılmaya başlıyor. Başka öğelere gitmeye başlıyoruz. O açıdan riskli. Ebru Glass fotograferın bu fotoğrafı aslında mevzuyu anlatabilecek işlerden biri. Bir de siyah beyazı vardı ikinci şeyde. Böyle çoklu paylaşımları çok tutmadığımı hep söylüyorum. Ama teknik olarak çok kötü fotoğraf. Ne net ne şey çok dokusu falan çok kötü olmuş. Biraz fazla uğraşılmış fotoğraflardan biri. Anlatımı fena değildi oysa ki. Hanife Yalçın'ın fotoğrafı biraz önce e, tek bir yürüyen olsaydı olacaktı dediğimin bir örneği aslında. İki kişinin çok küçük bir zemin üzerinde yürüyor olması hikayeyi toparlıyor. Bitti gitti. Bu kadar basit düşünmek işi çözüyor aslında. Yani ben dur minimalist yapayım nasıl yaparım diye kendimizi yormak yerine abi az öğe koyayım ve kadrajda küçük bir yer kaplasın. Etrafta dikkati dağıtacak ve algıyı bölecek öğeler olmasın ama bu küçük öğe hikayenin yükünü taşıyabilsin. Bak bu kadar basit özetleyebileceğimiz bir iş aslında bu. Bu da onu doğru yapan örneklerden biri. Hüseyin Kayıkçı'nın bu fotoğrafında alt tarafın karanlığı çok fazla. Daha yakın ve daha e, az karanlığın olduğu bir fotoğraf işi çözecek. Bir önceki fotoğrafta olduğu gibi Hanife Yalçın'ın bu fotoğrafında olduğu kadar bir zemin olsa bu bisiklet fotoğrafında işi olacak o kadar karanlık alan olayı bölüyor. Volkan Hakan'ın bu fotoğrafında da küçük bir öğe olması güzel. Grafik çizgiler gözü oraya kadar taşıyor. Sakin fotoğraf. O açıdan doğru bir örnek kabul edebilirim. Öznür Deniz 2020 hesabından paylaşılan bu fotoğrafta da yine bakın çapraz geçen tel hemen hikayeyi güçlü bir grafik fotoğrafına dönüştürüyor. Oysa beklediğimiz düşük bir grafik tarzı yaratması. Bu çaprazla hemen coşuyor fotoğraf. O açıdan riskli. Bu çok keyifli örneklerden bir tanesi. Meliha Aladağ'ın bu fotoğrafı. Ee, yani tam ne olduğunu anlamamış olsam bile yani o suyun üzerindeki dalgalar mı yoksa gökyüzü yansıması mı, buz mu vesaire ama çok temiz bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Mesela biraz önceki Bülent Bey'in sorusuna da öyle bir yanıt gibi olsun. Baktığımda ne olduğunu anlamıyorum. Ama bana çok güzel geliyor. Anlatabildim mi? İyi mi? İyi. Anladım mı? Hayır. Bana bir duygu verdi mi? Evet. Dolayısıyla hani o değişkenler o kadar çok ki ve faktörler o kadar fazla ki o nedenle doğru mu, iyi mi, kötü mü, çirkin mi, bilmem ne mi, anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Bunları daha çok didiklemek lazım. Benim çok hoşuma giden işlerden bir tanesi oldu bu. Nilgün Sönmez'in fotoğrafı kontrastın yüksek olmasıyla biraz dikkati dağıtıyor. Daha sakin bir tonlamayla daha iyi olacağını düşündüğüm fotoğraflardan biri. Murat Al Yakut'un fotoğrafı grafik çizgilerin oluşturduğu alan itibariyle biraz riskli bir fotoğraf. Ama küçük bir öğe anlamında fena değil. Daha sakin çizgilerin kullanılmasını tercih ederiz. Bu mesela bence Murat Bey'in daha keyifli işlerinden bir tanesi. Tonların, atmosferin o sakinliği, oradaki şey ee, hemen bana şeyi hatırlattı. Kaybedenler kulübünü hatırladı. Olimpos'a gidelim mi diyor ya zırt, zırt. ve gidiyorlar ya falan. Ee, o sahnelerden birini hatırlattı. Ee, keyifli bir iş olmuş. Tebrik ederim o açıdan. Birol Kıraç'ın e, 4-5 tane işi var peş peşe. Aynı tarzda e, bir fotoğraf gözü ve bakışı olarak çok hoşuma gitti işler. Ancak mesela buradaki gibi grafik çizgilerin, gölgelerin o minimalist etkiyi zayıflattığını düşündüm. Efendime söyleyeyim buradaki lekenin çok güçlü olduğunu e, söyleyebilirim. Burada çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani sadelik anlamında çok güçlü örnekler. Sevgili Blowcra'nın işlerini çok beğeniyle her hafta takip ediyoruz zaten. Ee, en yakın minimalist olanın bu olduğunu düşünüyorum ama. Yani daha e, tonların ortak olduğu ve övenin küçük kullanıldığı diğerlerinde hikayenin daha güçlü, daha güçlü, daha canlı, daha etkili gösterildiğini düşünüyorum. Bu da çok keyifli geldi. Bir grafik fotoğrafı ama minimalist mi ondan çok emin değilim. Ama yani 5'te 5 çok güzel fotoğraflar onu söyleyebilirim. Tebrik ediyorum. Duygu Hanım'ın fotoğrafı yine tonların ortaklığı ve sadeliği anlamında iyi örneklerden biri. Onu da tebrik ediyorum. Meral Pullu'nun bu fotoğrafı mesela çok keyifli işlerden bir tanesi. Yine tonların ortaklığı, sakinliği Konunun çok doğru bir yerde küçük olarak verilmesi küçük bir hareket beklediğimiz her şeyi bulabildiğimiz fotoğraflardan biri diye tahmin ediyorum. Sevgili Murat İlhan'ın fotoğrafları bakın dikey çizgi evet fotoğrafı ikiye bölüyor o büyük bir risk ancak bu ıı, sade anlatım içerisinde de kabul edilebilir bir çizgi olarak düşünüyorum. O açıdan keyifli örneklerden biri sevgili Murat İlhan'ın da sanki birkaç haftadır işlerini görmüyorduk tekrar görünce çok keyifli oldu. E, uzunun e, bu fotoğrafında az kuş olması bir şans biraz önce çünkü çok kuş olan böyle bir şey görmüştük e, o anlamda e, doğru bir örnek diyebilirim ancak yine çok fazla grafik çizgi çok fazla bulut dikkatin çok yere dağılmasına yol açabiliyor. O açıdan bir risk taşıyor diyebilirim. Atmosfer olarak ilginç, keyifli bir görüntü olmuş, dramatik bir yapısı olmuş İknur Güller'in bu fotoğrafı. Sanki adamın olduğu yere şöyle bir dokunulmuş gibi Photoshop'ta. O birazcık dikkat çekiyor hemen sol tarafının koyu olması sebebiyle. Ama tek bir öğeye ilgiyi yönlendirmek için bir örnek fotoğraf kabul edebiliriz. Yine dramatik tonlu bir fotoğraf Mustafa Tiryaki'nin fotoğrafı. Gemide filminin giriş şeyleri ve çıkış bitiş sahneleri gibi olmuş. Kumkapı sahilinden böyle yük gemilerini gösteriyor orada. E, aşağıda çok öğ olması birazcık dert. Az olmaları güzel. Yani fotoğrafın içinde az yer tutmaları güzel. Ama gökyüzü de çok güçlü. Çok da gemi var. Bir anda çok yere bakmaya başlıyoruz. O bir risk. Işık Atay'ın bu fotoğrafında çok kuş olmasına rağmen fotoğrafın içinde küçücük bir çizgi oluşturuyor. O açıdan başarılı bulduğum işlerden biri oldu diyebilirim. Güray Bey'in bu fotoğrafı da o fotoğrafı andıran bir iş. Yine çok kuş var ama çok küçük bir alanda. O açıdan doğru örnekler. Serpil Dinsel'in bu fotoğrafındaki sakinlik, dinginlik gayet keyifli. Ufuk hattı yamuk görünüyor ister istemez. Onu düzeltmek lazım. Ve alt tarafta fotoğrafın üçte birindeki koyu alandan vazgeçmek lazım. Sanki yukarıdaki daha açık tonlu alan, gökyüzü olsa mesela daha fazla kabul edilebilir hale geliyor. Koyu ton kontrastıyla beraber dikkati çeken öğe haline geliyor. O da bir risk diye düşünüyorum. Zeynep Canbakan'ın bu fotoğrafı sal da herhalde öyle tahmin ediyorum. Alt taraftaki alan yaklaşık üçte birden vazgeçilse... Beyaz kumlara doğru bir yerden başlayıp yukarıya doğru olan bölüm alınsa o zaman daha başarılı olacak fotoğraflardan biri diye düşünüyorum. Ve e, sevgili Güliz Arslan Öztürk'ün bu fotoğrafında kullanılan kişinin yeri ve büyüklüğünün çok doğru olduğunu ancak grafik çizgilerin fotoğrafı daha dinamik hale getirdiğini söyleyebilirim biraz daha sakin olmasının fotoğrafın daha güçlü bir minimalizm yaratacağını söyleyebilirim. Diyerek bayağı e, fotoğrafların neredeyse 130 tanesine falan bakmış olduk. Dediğim gibi 700 civarı fotoğraf vardı. E, ve hepsi çok keyifli fotoğraflardı. Seçmek bayağı zor oldu. O açıdan e, herkesi tebrik ediyorum. Hemen hızlıca birkaç hatırlatmamı yapıp hem bu haftanın öne çıkan işlerini hem de gelecek haftanın konusunu paylaşmak istiyorum. Fototrek İstanbul Hatırası'nın online seminer ve atölye programlarında önümüzdeki iki hafta içerisinde Photoshop giriş, rol fotoğraf işleme ve siyah beyaz çevrim, ileri fotoğraf, etkili ışık kullanımı ve temel fotoğraf atölyeleri başlıyor özellikle dijitalle uğraşanlar Murat Hoca'nın bu atölyelerini e, mutlak e, en azından birkaç tanesini tamamlamanız gerektiğini düşünerek e, öneriyorum. Aklınızda olsun isterim. fototrek.com web sitesinden detaylarını görebilirsiniz. Videogren.com sitesinde galeri sayfalarını düzelttik. Dolayısıyla artık portfolyo paylaşımına başlayabiliyoruz. Yaptığınız çalışmaları sistemimize uygun bir şekilde bize ulaştırırsanız sosyal medya hesaplarımızda keyifle ve web sitemizde keyifle yer verebiliriz. Telegram'da bir kanalımız var. Linki burada yazıyor. Videogren kanalını takip edin. Fotoğraf ipuçları ve duyurularımızı oradan da yapıyoruz. Instagram, Twitter ve Facebook'ta sayfalarımız, hesaplarımız var. Desteğinizle daha fazla büyümeyi umut ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı, eşe, dosta, arkadaşa da bizi tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Başta söylemiştim, 4000 abone olalım, 3700 civarındayız. Yeni bir sürü yayın, video vesaire etkinlik ekleyeceğiz. Biraz destek verirseniz o sayıyı bir 4000'e hızlıca çıkaralım istiyoruz. Diyerek haftanın öne çıkan işlerine geldik diyebiliriz. Ali Işık'ın bu fotoğrafını çok bulut olmasına rağmen hikayeyi çok keyifli gösterdiği için haftanın iyi örneklerinden biri olarak paylaşmak istedim. Sevgili Ali Işık'ı tebrik ediyorum. Eray Adı Güzel'in bu fotoğrafının neredeyse bir kapak fotoğrafı gibi olduğunu söylemiştim. Birçok kavramı anlatabileceğini söylemiştim. Eray Adı Güzel'i de haftanın öne çıkan işlerinden biri olarak, birinin fotoğrafçısı olarak tebrik ediyorum. Gökçen Arabul'un bu neredeyse diagonale yakın güçlü iziyle uçak fotoğrafının baktığımız örnekleri arasında çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Kendisini de tebrik ediyorum. Melia Aladağ'ın bu fotoğrafının tam ne olduğunu anlamadım dedim ama görselliğinin çok güçlü olduğunu, dolayısıyla da o küçücük bölümüyle fotoğrafın etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Uçurtma fotoğraflarıyla Murat Kibar'ın çok yine bir kapak afiş fotoğrafı gibi bütün kavramları bize aktarabilecek bir beceride olduğunu söylemeliyim. Neşanımın bu fotoğraflarının da yine aynı şekilde iki basit çizgiyle güçlü bir anlatımı oluşturduğunu ekleyerek tebrik ediyorum. Şükriye Bozalan'ın cep telefonuyla çektim dediği ama bence hikayeyi minimalizmi çok temiz anlatan örneklerinden biri olduğu için haftanın öne çıkan çalışmalarından biri olarak tebrik ediyorum. Sevgili Turgut'un bu fotoğrafını Edward Ruscha'nın işlerine çok benzettim ve bu grafik tarz çalışmanın keyifli örneklerinden biri olarak konuşulması gerektiğini düşündüğüm için haftanın öne çıkan işi olarak tebrik ediyorum. Ve geldik haftanın öne çıkan fotoğrafçısına. Ee, belki değerlendirmeyi yaparken e, çaktırmışımdır, ee, kesin bunu seçecek demişsinizdir ama herhalde hem fikiriz. İbrahim Çelenkin kadrajımda alt çizgi, kareler e, hesabından paylaştığı bu kulaklık ve notalar fotoğrafı bence birçok kavramı minimalist bir şekilde anlatacak çok keyifli bir örnekti. İbrahim Bey'i tebrik ediyorum. Dilediği bir online seminer atölye programımıza katılabilir ya da bir dostuna hediye edebilir. Instagram hesabından bize yazması yeterli bu iş için bilgisi olsun isterim. Ben tabii ki tüm katılan dostları, yayını izleyen sizleri çok tebrik ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir e, paylaşım serisinin fotoğraflarını konuşma şansımız oldu. Önümüzdeki haftaya gelince, önümüzdeki haftaki etiketimiz video günen alt çizgi harfler ve yazılar. Kadrajınızda ana konuyu ya da atmosferi güçlü bir şekilde görmemizi sağlayacak harfleri ya da yazıları aldığınız birkaç fotoğrafınızı görmek isteriz. En fazla 5 fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. 5 Şubat cuma akşamına kadar paylaşırsanız 7 Şubat pazar günü konuşuruz. Solda olduğu gibi o yeni boyanmış yazılı bir duvar bu hikayeyi çok anlatabilir. Yazıyı vurguladığınız bir görüntü olabilir sağdakinde olduğu gibi yazıyı okuma okuyamasak bile en azından orada bir yazı olduğunu onu okuyan biri olduğunu hissettiğimiz bir fotoğraf bu hikayeyi çok destekleyebilir. Fotoğrafın konusunun ya da atmosferini güçlendiren öğenin harfler ve yazılar olduğu işlerinizi hafta boyunca bekliyoruz. 5 Şubat cuma akşamına kadar paylaşın, yorumlayıp seçelim online seminer atölye programlarından birini siz de kazanabilirsiniz diyelim. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa buyurun söz sizde. Hemen şöyle bir bakıyorum. Ben teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Herkese teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda, yeni derslerde, yeni oturumlarda, yeni videolarda, yeni yazılarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.